Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi 13 numaralı ünitemizin 13. bölümümüzün 13 numaralı köşe taşında kalmışız en son. Düzgün altıgen görüyorum burada arkadaşlarım. 4 sorumuzun 4'ü de düzgün altıgen. Vira bismillah diyelim. Öğrenelim bakalım bu düzgün altıgenin nasıl özellikleri var, bir görelim. Odaklanmaya ayarlıyorum. Şöyle biraz da parlaklığı açalım. Evet, birinci sorumuz. AD'yi 10 vermiş, düzgün altıgenin çevresi kaç santimdir diye soruyor. Bu soruda şunu öğreneceğiz dostlar. Düzgün altıgenin iki türde köşegeni vardır. Birinci köşegenimiz kısa köşegen dediğimiz şu, göstereyim. Şöyle arkasında bir ikiz kenar üçgen bırakan köşegen. Şöyle bir köşegen arkadaşlarım şu. Bakın arkasında bir ikiz kenar üçgen bırakıyorsa bu bizim kısa köşegenimizdir. Ve bütün çokgenlerde kısa köşegen mevcuttur dostlar. Ve hep de arkasında bir ikiz kenar bırakır. Yani iki eşit kenar bırakan köşegen bizim kısa köşegenimizmiş. Düzgün altıgende kısa köşegen dediğim şey bir kenarın hep köküç katıdır. A köküç. Bu da bizim uzun köşegenimizdir ki uzun köşegen dediğimiz düzgün altıgeni tam ikiye bölen köşegendir. Bütün şekillerde böyledir zaten. Ve kenar sayısı çift olan bütün çokgenlerde uzun köşegenin görevi şudur. Çokgeni ikiye bölmek, tam anlamıyla ikiye bölmek. Ne demek yani hocam? Bakın bu uzun köşegenin sol tarafında da 3 kenar kaldı, sağ tarafında da 3 kenar kaldı. Şuradaki açıyı da 2 eşit parçaya böler, buradaki açıyı da 2 eşit parçaya böler. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi, o halde burayı 60-60 böldü. Şu bizim kısa köşegenimiz kenara dik iner. Demek ki şurası da 30 dereceymiş dostlarım. Ve bakın 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı yarısı olacak 5. Zaten şunu da bileceğiz dostlarım. 3 tane uzun köşegenimiz vardır bizim düzgün altıgende. Bakın burada sadece birini çizmiş. Mesela diğeri şudur. Diğeri de şudur. 3 tane uzun köşegenimiz var. Ve uzun köşegenleri çizdiğimizde düzgün altıgen 6 adet eş kenar üçgene parçalanır ve bunların her birinin kenar uzunluğu eşit olduğu için yani bu 5 ise bir kenar, bu da 5, bu da 5, bu da 5, bu da 5 gibi uzun köşegen bakın ne çıkıyor? 10. Yani bir kenarın hep iki katı gelir dostlarım her zaman. Yani biz daha soruda şurayı 10 okuduğumuz zaman hemen bir kenar bunun yarısıdır 5 dedik. Çevreyi soruyor bize, 6 tane 5'i soruyor, 30'u işaretledim dostlar. Ve geçtim ikinci soruya. Düzgün altıgen AB'yi yani bir kenarı 8 vermiş. O halde şuradaki bütün kenarlara biz 8 olduğunu gösterelim. Şurada bakın uzun köşegen çizmiş FC. Ne demiştik uzun köşegen için? Açıortaydır aynı zamanda. 60-60 diye böler. Hem bu taraftan hem bu taraftan. E demek ki şurası da 30. Tabii ki şurası da 30. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısı olacak 4. Aynı şekilde 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 olacak. Ve biz ne demiştik? Uzun köşegen bir kenarın iki katı olacaktı. Yani şu FC toplamda 16. Hocam 4 burada, 4 burada. Yani toplamda 8'i buradaysa ortaya ne kalır? 8 kalır. Cevap Ceyhan'dan gelir. Üçüncü sorumuz. Düzgün altıgen demiş yine. KC bölü KA oranlarını soruyor bize dostlarım. Düzgün altıgen biliyorsunuz artık iki soruda da alıştık. 30-60-90'lar yapacağız. Bakın şu AD uzun köşegen. O zaman burası açıortay oldu. 60-60. Tabi bu ikiz kenar olmasından sebep şuralar 30-30. Tabi ki bu hem açıortay hem ikiz kenarsa yükseklik de olacak. Kenar ortay da olacak burası dostlarım. Şimdi biz 90'ın karşısına bir sayı yazalım. Oran sorduğu için direkt sayı yazacağım dostlar. Ne diyelim mesela? 2 diyelim 90'ların karşısına. Yani düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 2 birim diye salladım ben. Peki 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı yarısı olacaktı. Demek ki şu AK'ya 1 diyebilirim o halde.
Tabii AK1 60'ın karşısında bunun kök3 katı olacak. 1 kök3 şurası da kök3 geldi. Şimdi şurası toplamda 120 derece olacaktı. Demek ki 30'u buradaysa şu açıya da 90 derece kaldı. Ve bakın bir Pisagor da buradan çıktı. KC'yi bulacağım şimdi, x diyelim buna. X kare eşittir. 1 kök3'ün karesini alacağım 3. Bir de 2'nin karesini alacağım 4. Yani x eşittir kök 7 geldi. Demek ki KC kök 7'ymiş. KA'yı 1 dedik zaten. O zaman sorunun cevabı kök 7 bölü 1'den. Kök 7 geldi dostlarım. Buna bakalım. Düzgün altıgenin en uzun köşegeninin, dostlar ne demiştik en uzun köşegeni? Bir kenarın 2 katı, yani A. 2A pardon. Bir kenarına A dersek bir kenarın 2 katıydı, 2A. Kısa köşegeninin uzunluğuna, düzgün altıgenin kısa köşegeni de zaten bir kenarın kök3 katıydı, A kök3. İşte 2A'nın diyor A kök3'e oranını bul. Bunlar gitti. 2 bölü kök3 çıktı. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet dostlar, şimdi çevirdik hemen arka tarafı. Geldik 14 numaralı köşe taşımıza. Birinci soruya bakıyoruz. Şimdi yine düzgün altıgenin içinden salak bir doğru geçirmiş arkadaşlar. Bakın bu seferki doğrumuz köşegen falan değil. Bir köşeden çıkmış ama diğer kenarda bitmiş. Bu doğruyu, uzunluğunu bulmak için de hep şu yapılır dostlarım. Bu doğruyu hipotenüs olacak şekilde bir dik üçgen içine sokarsınız. Bunu da en güzel kısa köşegen yardımıyla yaparız. Bakın şu kısa köşegeni indirdiğimizde ne demiştim bir önceki köşe taşında? Kısa köşegen bu kenara dik iner. Hatta onun da ispatı 120, 4 ise burası da 4. Bunlar da ikiz kenar olduğu için 30-30'dur. Şurası da 120 olacağı için 30'u buradaysa buraya da 90 kalır dedik. Peki tabii ki 4-4, şurası da 120-30-30 üçgeninden 4 kök3 geldi. Bir de ne demiş? KB, AK'nın 3 katı. Demek ki burası 1, burası 3 olacak. Toplamda 4 olacağı için. İşte bakın, hemen şuradan Pisagor'u çakalım, soru bitsin. X kare eşittir. Bir 4 kök3'ün karesini alacağız, 48 artı. Bir de 3'ün karesini alacağız, 9. Bunları topladığımızda 57 yapıyor. X kare 57 ise x eşittir kök 57'dir. Sorunun cevabı Denizli'den geliyor dostlarım. Ve geçiyorum 2 numaraya. Bakın yine düzgün altıgenin içinden salak bir doğru geçiyormuş. Hemen buradan bir diklik indiriyorum. Ve hipotenüs yapmış oldum bu salak doğruyu. Tabi bu diklik nereye eşit arkadaşım? Kısa köşegeni değil mi? Bakın kısa köşegeni de şuradan indirelim. Daha net görelim. Şimdi bizim bir kenar uzunluğumuz 5. O zaman bu da 5, bu da 5. Burası ne oluyordu? 5 kök3. Bir kenarın kök3 katıydı. Demek ki şu indirdiğim diklikte 5 kök3. E hocam şu dikdörtgenden dolayı bakın şurada bir dikdörtgen var. Üstteki kısa kenar 1 ise alttaki kısa kenarda 1. Şuraya da 3 kaldı o halde 4'ten geriye. Ve son darbeyi de şu dik üçgenden vuracağız dostlar. Hipotenüsümüz x. O halde x kare eşittir. Bir 5 kök3'ün karesini alacağım, 75 yapar. Bir de 3'ün karesini alacağım, 9 yapar. Bunu da toplarsam 84 mi yaptı arkadaşlar? Demek ki x eşittir kök 84. Bu da 4 çarpı 21 demektir. 4 dışarıya 2 diye çıkar ama 21 içeride kalır. Cevap da Edirne gelir. Evet 3 numaradayız. Bakın burada da güzel bir bilgi öğreneceğiz. Hemen notlarınızın arasına yazın bunu da. Şimdi bu tarafı 2'ye bölmüş 1. Paralel doğru bu tarafı nasıl böldüyse burayı da aynı oranda bölmek zorunda. Demek ki burayı da 2'ye böldü. Bir kenar 6'ymış, buna 6 yazdım. Arkadaşlar şu uzun köşegeni de çiziyorum. Ve biliyorum ki bu uzun köşegen neye eşit her zaman? Bir kenarın 2 katına, 12. Bakın burada ne çıktı karşımıza? Yamuk. Yamuğun orta tabanı geldi dostlar. Orta tabanı. Yamuk da yan kenarları 2'ye bölen doğruya orta taban denir. Ve orta taban alt tabanla üst tabanın toplamının yarısıdır her zaman. Yani 12 ile 6'yı topladım, 18. Yarısıdır her zaman. Ceyhan'ı işaretledim. Geldim buna. Bakın hemen 8, o zaman bu da 8, bu da 8, bu da 8, bu da 8, bu da 8'i yazdık. Şimdi EB, K,
KB'nin 4 katıymış arkadaşlarım. Yani şuraya A dediğimizde burası 4A olacakmış. Değil mi? Doğru mu söyledim? Yok. EB KB'nin 4 katıymış. Yani EB'nin tamamı 4A olacak. O zaman buraya 3A kaldı. Peki burası toplam 4A oldu. Bizim 4A dediğimiz şey aslında uzun köşegen değil mi dostlarım? Uzun köşegende bir kenarın 2 katıydı. O zaman 4A 8'in 2 katı, yani 16. Demek ki A 4 olacak. Şurası 4. Burası 4, hatta burası da 12 diyelim. Peki bu uzun köşegen bir de açıortay oluyordu değil mi dostlarım? Yani şurayı 60 derece ve 60 derece olacak şekilde ikiye bölüyor. Hadi yakalayın şimdi, bakın şurada sizin çok sevdiğiniz bir üçgen gizlenmiş dostlar. Bakın bir açısı 60. Zaten hemen şüphelenin 30, 60, 90 olabilir mi diye. Ve bakın bir 8 var, bir de yarısı var dostlarım. Yani burası kesin 90, burası kesin 30 olur artık. 60 varsa tabii ki. 60 olmasaydı 8 ile 4'ü gördüm diye kesin 30, 60, 90 diyemezdim. 60 da olduğu için bunu söyledim. Peki o zaman 60'ın karşısında 4 köküç olur değil mi? 30'un karşısındakinin köküç katı. Cevap Denizli'den geldi. Evet, hemen geçtik bir sonraki köşe taşımıza. 15'teyiz arkadaşlarım. Burada da alan çalışması yapacakmışız. Yapalım. Buna göre ortadaki taralı üçgenin alanı nedir diye soruyor. Dostlar bu üçgen her zaman düzgün altıgenin yarısıdır. Bakın 3 tane kısa köşegenden oluşmuş. Düzgün altıgenin hep yarısı olur üçgenin alanı. Ha, biz bunu tabi böyle değil, hani düzgün altıgenin alanını bulalım sonra da ikiye bölelim değil de şöyle de yapabiliriz bunu. Şimdi biz biliyoruz ki düzgün altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi. Buralarda 30-30 oluyor dostlarım. Tabii ki bu da 4 köküç oluyor. Ve 120-30-30 üçgenin özelliği şuydu. 30'un karşısında 4 köküç var. 120'nin karşısında bunun köküç katı oluyordu. Peki bu da ne çıkıyor? Şurası 3 yapıyor. 4 ile çarparsak 12. Bakın bu kenarı 12 bulduk. Ya hocam, şimdi aynı üçgen burada da var. Bakın bu da 120-30-30. Şimdi yazmıyorum ki şekil karışmasın diye. E bu da 4 köküç. Demek ki bunun da bu kenarı 12. Aynı şey bu üçgende de olduğu için bunun da bu kenarı 12. Zaten arkadaşlarım kısa köşegenlerin her biri bir kenarın köküç katıydı değil mi dostlar? O zaman 4 köküçün köküç katı 12. E bu da kısa köşegen, bu da 12. Bu da kısa köşegen, bu da 12. Şimdi bunların eşit olduğunu birkaç farklı yolla söyleyebiliyoruz demeye çalışıyorum. Yani biz bu ortadaki üçgenin eşkenar üçgen olduğunu gördük. Peki eşkenar üçgenin alan formülünü hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hatırlıyorsanız şöyle yaparsınız bu soruyu. A kare köküç bölü 4'tü eşkenar üçgenin alanı. A dediğimiz bir kenar. O zaman 12'nin karesi 144 çarpı köküç bölü 4'ten 36 köküç gelir sorumun cevabı. Ha yok hocam ben unuttum eşkenar üçgenin alanını dersen, hemen eşkenar üçgenin yüksekliğini indirirsin. Bu yükseklik tabanı 2'ye bölüyordu, 6 6, ve 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı köküç katı olacağı için yüksekliği 6 köküç bulursun. O zaman taban 12, yükseklik 6 köküç bölü 2'den 36 köküç gelir yine üçgenimin alanı. Geldim ben de bu soruya. Bakın bu soruda artık şunları yazalım hemen hızlı bir şekilde. Şimdi burası 6, burası 6, burası 6, burası 12 demiştik. Burası kısa köşegen, bir kenarın köküç katıydı, 6 köküç. Kısa köşegen kenara dik iner demiştim her zaman. Burası 90 derece. Zaten 6, 12, 6 köküç. 30, 60, 90 olduğu da söylenir. Oradan da bulabilirdik dostlarım falan filan. Bize de bu üçgenin alanı soruluyor. E dik üçgenin alanı, dik kenarlarını çarpıyorum ve 2'ye bölüyorum. Yani 18 köküç geliyor. Sorumun cevabı Edirne'den patladı. Hadi şunu gömelim arkadaşlarım. Yine güzel bir soru. Hatta 2 yıl önce üniversite sınavında sorulan bir soruya çözümü en azından benziyor diyelim. Tıpatıp aynısı demeyelim de çözümü benziyor. Şimdi diyor ki düzgün altıgen, o altıgenin merkezi. Şimdi şunu bileceğiz. Düzgün çokgenlerde merkez dediğimiz şey illa ağırlık merkezi demesini beklemeyin. Yok iç teğet çemberin merkezi, yok çevrel çemberin merkezi, yok diklik merkezi gibi bu cümleleri söylemesin. Merkez demesi bizim için yeterli. Çünkü düzgün çokgenlerde bütün merkezler aynı noktada birleşiyor arkadaşlar. Şimdi o halde bu madem ki merkez, bakın bu merkezden sen şu köşelere, bütün köşelere şöyle çizgiyi çizdiğinde,
Senin karşına altıgen olduğu için bu 6 tane eş alanlı üçgen çıkar. Merkezden kenara indirdiğin dikme kenarı ikiye böler. Merkezden kenara indirdiğim dikme kenarı ikiye böler. Ya zaten düzgün altıgende ne biliyorsun? Şu üçgenlerin her biri eşkenar üçgen oluyordu ve bu yükseklik aynı zamanda kenar ortay oluyordu, değil mi arkadaşlar? Öyle merkezden iner falan filan demesine gerek yok. Peki kenar ortay olduğu için bunun alanına A diyelim. Bu da A. E bu üçgen ne oldu? 2A. Bu üçgen ne oldu? 2A. Bu üçgen 2A. Bu üçgen de 2A'dır. Hatta AA diye bölünür. Bu üçgen de 2A olur. Bakın altıgenin alanı ne çıktı? 12A geldi. Bölü şu beşgenin alanını soruyor. Taralı beşgen. O da 4A çıktı arkadaşlarım. A'lar gitti. 12 bölü 4'ten Ceyhan'ı çoktan işaretledik biz. Geldik buna. Evet, DF'yi 4 kök 3 vermiş. Bakın bu DF bizim kısa köşegenimizdi arkadaşlarım. Şu bizim uzun köşegenimiz açıortaydı. 60-60. Şurada 120-30-30 üçgenimiz vardı. Bir kenar 4-4-4'müş demek ki bir kenar uzunluğu. Çünkü kısa köşegen 4 kök 3. Ya da 120'nin karşısı 4 kök 3 ise 30'ların karşısını bulmak için kök 3'e bölüyorduk. Bunu da yapabiliriz tabi istersek. Tabi şurası da işte yine 60-60 diye bölünecek. Demek ki şurası 30. Şurada bir 90 var. Şurası 60. Şimdi 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı yarısı olacak. 2 kök 3'tür burası. 60'ın karşısı 2 kök 3'ün kök 3 katı olacak. 6. Bu bizim uzun köşegenimizdi. Bir kenarın 2 katı olacak. 8. Demek ki şurası 2. Ve bakın bana taralı alanları soruyor değil mi? Evet. İki tane üçgenin alanını soruyor. Hadi bulalım bunları. Şu üçgenin alanı zaten dik üçgen olduğu için dik kenarlarının çarpımının yarısı. Yani 2 ile 2 kök 3'ü çarpıp 2'ye böldüğümde ben bu üçgenin alanını buldum bile arkadaşlarım. 2 kök 3'müş bunun alanı. Artı şimdi şu üçgenin alanını bulacağız. Şimdi bu alanı bulmanın 1 milyon farklı yolu var dostum. Bir misal. Düzgün altıgenin alanından yarısını bulurum. Şu beyaz üçgeni çıkartıp şu ikisinin alanını bulmuş olurdum. Bu bir. Yani bir yolu. İki, sinüs alan bağıntısı yaparak bu üçgenin alanını direkt bulurum. Üç, hocam sinüs alanı bilmiyorum ben. Tabana diklik indirmeyi biliyorum. O zaman bu dikliği indiririm. Bu diklik tabanı ikiye böler. 2 kök 3. 2 kök 3 diye. Ve 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 derim. Artık yüksekliği biliyorum. Tabanı biliyorum. Alanı bulurum. Neymiş bunun alanı? Tabanı 4 kök 3. Yüksekliği 2 bölü 2'den. 2'ler giderse bunun alanında 4 kök 3'müş. Bunu ne bulmuştuk? 2 kök 3. O zaman Bursa'yı işaretleyelim değil mi? Toplamlarını soruyor bize. 6 kök 3'ü paketledik dostlar. Evet, 15 numara tamamdır. Geldik 16 numaralı köşe taşımıza. Hadi bunu gömelim şimdi. Birinci sorumuz. AB'yi yani bir kenarı vermiş 6. Buna göre şu ped. Ne pedi bu? İşe pedi. Üçgenin alanı nedir diye soruyor. Hemen FC'yi birleştirdim gobeller. Neydi şimdi bu FC? Uzun köşegen. Bir kenarın iki katı yani 12. E hocam şurası da 6'ydı. Tamam 6. Doğru. Bunu da paketledik. Sonra devam edelim. Şimdi şurada kelebek üçgen çıktı karşımıza. Bakın buraya A alanı dersek demek ki burası şey A dersek burası 2A oldu. Neden hocam? Çünkü 6'ya 12. 1'e 2, 1'e 2. Ya da şuraya işte A dersek burası 2A oldu diyebiliriz. Hocam aynı harfi verdin yanlış mı yaptın diye sorarsanız kendi kendinize hayır. Bu da 3A'dır, bu da 3A'dır. Çünkü düzgün altıgenin bunlar nesidir arkadaşlarım? Kısa köşegenleri. E hocam burası 6. Lan 6, 6 oldu mu burası 6 kök 3 gençler? Demek ki 6 kök 3, 3A'ya eşit. O zaman A dediğim şey aslında 2 kök 3, burası da 4 kök 3. E hocam o zaman bu da 2 kök 3, doğru. Bakın burada ne vardı? 120 idi şuranın tamamı. Demek ki bunlar 30, 30. E hocam burası da 120 idi. 30, 30 da burası geldi. Bakın taralı üçgende 120, 30, 30 üçgeni çıktı arkadaşlar. Şimdi bu üçgenin alanını bulacağız biz. Hadi gelin bir önceki köşe taşında ne yaptık? Diklik indirerek bulduk. Burada da sinüs alandan bulalım. Bunu da bir hatırlamış olalım. 1 bölü 2 çarpı bildiğimiz iki kenarı çarpıyoruz. Yani 2 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarpıyoruz. Ya hocam 2 kök 3 ile 6'yı niye almadın? E o da olurdu. Fark etmez.
Bunları aldım ben. Bir de aralarındaki açının sinüsü. Yani sinüs 120. Onu da paketledim. Şu 2 ile şu 2 gitsin. Şu 2 ile şu 2 gitsin. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Bir de burada kök 3 kaldı kenarda. 3 tane kök 3 çıktı. Sorumuzun cevabı. Arkadaşlar ben bu yolla çözdüm ama daha iyi anlayın diye böyle her şeyi göstermeye çalıştım. Tabii ki bunların çok daha kısa çözümleri var. Şuna geldik. Düzgün altıgen. Altıgen taralı alanların toplamına oranı nedir diye soruyor bize. Hemen yapalım dostlarım. Alan kaydırmayı hatırlayın arkadaşlar. Bakın şununla yani uzun köşegenle bir kenar birbirine paralel der zaman. Ve paralel iki doğrunun arasında bir üçgen varsa bu üçgenin tepe noktasını tabanı sabit kalmak koşuluyla tepe noktasını tutup bir köşeye getirdiğimizde yeni üçgen burası oluyor. Ve bu üçgenin alanıyla önceki üçgenin alanı birbirine eşit oluyordu. Alan kaydırma bu. Peki hocacığım ben bunu buraya çizince bu taralı alan buraya geldi. Bununla bunun toplamını soruyor bana. Yani aslında şuradaki üçgenin alanının tüm altıgenin alanına oranını mı soruyor? Altıgenin alanının taralı alanların toplamına oranı soruluyor bize de dostlar. Hadi gelin bundan sonrasını da yapalım arkadaşlarım. Bakın ne dedik? Şimdi şunu da çizelim. Şunu da çizelim. Aha size 3 tane kısa köşegeni çizdim. Ve şunu söylemiştim arkadaşlarım. Bir önceki köşe taşı ya da ondan önceki köşe taşı da olabilir. Şuradaki üçgenlerin alanları eşit her biri. Yani birine A desem bu da A, bu da A. Peki canım öğrencim şu ortadaki eşkenar üçgende ne oluyordu? Tüm altıgenin yarısı. Lan diğer yarısı 3A ise bu da 3A. O zaman tüm altıgen 6A, bir üçgen A 6 bölü 1'den cevap Edirne'den geldi. Şuna geçtik dostlarım. Düzgün altıgen ve diyor ki DK, KC'nin 2 katıdır diye bir soru soruyor bizler. Söylüyor arkadaşlarım. KC'nin 2 katı. Yani şuraya 1 yazarsam burası 2. S1 ve S2 alan olan 2 bölgeye ayrılmıştır diyor. Tamam. S2 bölü S1'i de bizden istiyor dostlarım. Bakın ne yapalım şimdi? Yine şu uzun köşegeni biz bir çizelim. Bu durumda alan 2'ye bölündü değil mi arkadaşlar? Üstteki ve alttaki alanlar eşit. Şu kısa köşegeni de çizelim. Bir de şunu görelim bakın. Buraya A yazarsam 1'e, 2'ye 2A yazmalıyım ben. Şunu bir fark ettik şimdi. Bu bir dursun kenarda. Peki hocacığım şunu da görelim arkadaşlar. Ne diyeceğiz şimdi mesela? Şöyle yapalım. Yani bir önceki sorudan yola çıkarsam daha kolay çözerim gibi geliyor bana da. Hani sizi de hiç bilmiyormuşuz gibi kabul ediyorum her soruda. Ona göre her soruda bir şeyler açıklamaya çalışıyorum arkadaşlarım. Yine burada da öyle yapsam mı diye bir düşündüm ama hani sanki önceki soruyu hiç bilmiyorsunuz. Direkt sadece bu soruya bakmışsınız gibi düşünürsek şöyle yapalım biz. Yapalım ya. Evet evet öyle yapayım arkadaşlar. Tamam şöyle yapayım bak. Şimdi burası 90 dereceydi. Demek ki burası da 3, burası da 3'müş arkadaşlarım. Şimdi burası 3 kök 3 oldu dostlar. 3 kök 3. Ben şu üçgenin alanını yazmak istiyorum. 3A dediğim yeri. 3A eşittir. Dik kenarlarının çarpımının yarısı. Yani 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2 olacak değil mi dostlar? Peki bu durumda şu 3'leri silersek A eşittir. 3 kök 3 bölü 2 gelir. Bu dursun elimizde. Şimdi şu üçgenin alanını yazacağım. Onu da sinüsten yazayım yine. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı sinüs 120. Yani kök 3 bölü 2 diyelim. Bu da 9 kök 3 bölü 4 oldu. Bunun da alanını bulduk. Şimdi 3 kök 3 bölü 2'ye A dersek biz. Bakın bu 3 kök 3 bölü 2'yi 3 ile çarpalım. Her iki tarafını 3 ile çarpıp 2'ye bölersek 3 ile çarpıp 2'ye bölünde 9 kök 3 bölü 4 geldi. Demek ki şurası A'nın 3 ile çarpıp 2'ye bölünmüş hali olacak. 3A bölü 2 gelecek burası. Şimdi bu durumda şu köşegenin üst tarafına ne yazmış oldum ben? 3A artı 3A bölü 2. Yani toplam 3 kere 2 kere 3 6 9A bölü 2. O zaman alt tarafına da 9A bölü 2 yazıyorum. Ve bakın S1'in içine ne girdi? 2A ile 3A bölü 2 girdi. O zaman S1 bölü S2 bölü S1 istiyor ya. Şimdi S2'ye ne girdi?
9A bölü 2 ile sadece 1A girdi. Bölü S1'e ne girmişti? 3A bölü 2 ile 2A girdi. Toparlayalım bunu. 2, 9 daha 11A bölü 2 bölü 2 kere 2 4 7A bölü 2. A'lar bölü 2'ler gitsin. 11 bölü 7 çıktı. Sorumuzun cevabı geldi buradan arkadaşlar. Ya bir önceki soru var. İkinci sorumuz var ya, oradan da çözebiliyoruz bu soru. Yani şu tüm şeklin 6'da 1'i dediğimizde de çözebiliyoruz eğer isterseniz. Yani öyle de çözebilirdik ama şimdi şekil karıştı, bir daha üstünde oynama yapmayalım diye çözmüyorum bunu arkadaşlar. Evet, düzgün altıgen ve kare bir arada verilmiş. Bakın, düzgün altıgenin bir kenarına 6 yazıldıysa ben her birine 6 yazıyorum. Karenin bir kenarına 6 yazıldıysa bunlara da 6 yazıyorum. Karenin bir iç açısı 90 derece. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 olduğundan buraya 90 kalmış, ben buraya 30'u yazıyorum. Ve bakın, taralı üçgenin alanını soruyor bana. İster sinüs alandan bulurum, istersen de şuradan 30'un karşısına bir diklik indirir. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 der bulurum. Demek ki yüksekliğim 3, tabanım 6. O halde 3 çarpı 6 bölü 2'den 9'u işaretledim ben Gobeller. Evet, 16 numaralı köşe taşını da gömdük. Şimdi burada duralım. Bir sonraki videoda da kalanları çözelim arkadaşlar. Hadi öpüyorum sizi, görüşmek üzere.